Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Nasır suresindeki bir takım mucizeleri bugün beraber konuşacağız. Nasır suresi malum. İza cae nasrullah diye başlayan la ilahe sure. Bu sure üzerinden biraz konuşacağız. Yani bu sure içerisindeki mucizelerden kastım nedir? Bunu da açayım. Şimdi surelerde Arapçada harflerin bir takım rakamsal değerleri var biliyorsunuz. Yani işte elif 1'e denk geliyor. B işte diyelim ona denk geliyor ve herkese bu şekilde devam ediyor. Bu rap, rakamsal değerler üzerinden bir takım gaybi işaretlerin olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bugün bunlara örnek vereceğiz. Yani Nasıl suresinde geleceğe dair nasıl mucizeler, işaretler söz konusu edilmiş. Tabii çok geniş bir mesele. Biraz da Hani teknik bir mesele ama ben burada olabildiğince yüzeysel ve anlaşılır aktarmaya çalışacağım. Yani bu Arapçadaki harflerin rakamsal değerleri malum. Bunlara bakabilirsiniz. Bu, bu ilim eskiye dayanıyor. Şimdi o konuya girmeyeceğim. Onunla alakalı müstakil bir oynatma serisi zaten yapacağım. Ama Kur'an-ı Kerim'de harflerin birbiriyle ilişkisi, harflerin sayısal değerleri, bunların toplamı ya da Kur'an-ı Kerim'deki harflerin birbirine bakan noktaları, tevafukları vesaire bu tarz meseleler meşhur zaten. Duyanlar duymuşturlar. Şimdi Nereden okuyorum? Rumuzat-ı Semaniye atlı şu eserden okuyorum. Abi bu eseri yani bu işin meraklıları hariç çok okumayı tavsiye etmem. Zaten bazı yerlerde zorlanacaktırlar. Eğer bu seri iyi isterse sevgili kardeşlerim ya abi bu iyi oldu buna devam et derseniz bu seriyi devam ettirebilirim. Bu kitapta Fatiha, Kevser, Fetuh suresinin başındaki ayetler ve hakeza birçok ayetle alakalı bu tarzda gaybi mucizeler yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vahy olan bu Kur'an'daki harflerin sayısal değerlerinin gelecekteki bir takım olaylara işaret ettiğini görüyoruz ve bunu göstermeye devam edebiliriz. Evet, yani şimdi Bismillah diyelim, başlayalım. İki farklı yerde var. Yani ben 120. ve 182. sayfalardan okuyorum. Ruzat-ı Semaniye bendeki. Yani baskısı da İstanbul 2001 baskısı. Hüseyin Bulut diye bir naşiri var bunun. Ha bunu karşılaştırdık. Yani ruzat Semaniye'nin diğer nushalarıyla ya da Risale'deki diğer Osmanlıca nusalarla herhangi bir sorun görmedim. Başlayalım. 8. kısmın 5. remzi. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Sûre-i İzâ vel feth esrarından, sırlarından 2-3 sırrı tevafuk anahtarıyla açılmaya dairdir. Burada numune için birkaç nükte, nükte yazılacak demiş. Aslında iki bölüm var. Ben iki bölümü biraz birleştirerek aktaracağım. Birincisi tevafukun 10 adetten ziyade çeşit çeşit enva'ı var. Yani şunu söylüyor, tevafuk dediğimiz Kur'an harfleri ile alakalı bu uygunluğun birbirine bakmanın ve Kur'an harflerinin toplamının gelecekteki bir takım olaylara işaret etmesinin farklı farklı çeşitleri var. Eğer tevafuk ayrı ayrı cihetten bir hadiseye baksa yani ayrı ayrı yönlerden bir tek olaya baksa ve tevafuk etse ve makama mutabık yani o makama Uygun ve münasip ve kelamın manasına muvafık ve müeyyet olsa yani onu desteklese o vakit o tevafuk işaret derecesine çıkar. O tevafukla şu ayet şu hadiseye işaret eder denilebilir. Burada mesela tevafuk meselesinin yani Kur'an'ın harflerine dair bu ilmin bir ölçüsünü, bir düsturunu verdi. Said Nursi rahmetullahi aleyh şunu ifade etti. Yani hem harflerin toplamı hem de kelimenin manası özellikle o hadiseye bakıyorsa bu bu ilmin prensipleri açısından bir işaret derecesi dediğimiz yüksek bir dereceye çıkabilir. İşte bu kaideye binaen Sure-i Nasr'ın sırrı tevafukla işareten haber verdiği hadiselere aynen Sure-i Kevser dahi o hadiseye tevafukla parmağını uzatmış, gösteriyor. Ve Fatiha suresi kezalik onun gibi o iki surenin gösterdiği hadiseye bakıyor. O da parmağını uzatıp gösteriyor. Yani aslında birçok farklı farklı noktalardan birçok şekilde teyit edilen hadiseler olmuş oluyor. sure Alak yine o hadiseye işaret ettiği gibi inna fetah nâ leke gibi ayetlerin aynı hadiseye mutabıkıyla işaret ediyor. Elbette böyle bir işaret sarih bir delalet hükmüne geçer diyor ki yani müellif bu tarz bu takım iş işaretler birleşe birleşe artık bu işaretlikten çıkıyor ve zahir hare yani sarahat haline geliyor. Yani açıktan bir delil oluyor. İkincisi, madem Sure-i Nasr, Allamul Guyub'un kelamıdır. Madem ki diyor bu İdaca'a Nasrullah Suresi, bütün gaypları bilen Allah'ın kelamıdır. Ve madem sebebi nuzulu, nuzul sebebi, iniş sebebi, Feth-i Mekke'dir. Mekke'nin feth edilme hadisesidir. Ve Nusret-i İslamiye'dir. İslam'ın zaferi meselesidir. Nusret-i İslamiye'dir ki zaten Nasr ismi oradan geliyor. Ve madem sebebin nüzulü ne kadar has olursa olsun yani ne kadar özel bir sebepten inmiş olursa olsun manayı maksud, kast edilen mana kaideten yani prensip açısından ağım hükmüne, umumi hükmüne geçer. Bu Kur'an ilimlerinde meşhur bir kaidedir. Sebebin nüzul özel de olsa lafızların indiği şeyler ve işaret ettiği, hitap ettiği, kitle umumdur. Yani özel bir sebepten dolayı iner ama umumu bağlar. Yani o yüzden nuzulü, nuzulde haslık ayetin hususiliğine işaret etmez. Bir sebep ya da birkaç sebep üzerine inen ayetler kaideten umumu kuşatır, umumu kapsar. Örnek veriyorum. Sahabiler arasında bir olay gerçekleşti radıyallahu anh Bu olaydan dolayı bir ayet indi. O ve ona benzer bütün olayları ve o ayetten çıkarılacak umumi bütün lafızlar bütün ümmete geçerli oluyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama ihsan edilen, ikram edilen umum, futuhat ve nusretlerine şamildir. Burada her ne kadar nasıl suresi Fetih Mekkesi ile ilişkili olarak inmiş olsa da az önce ifade ettiğimiz kaideye binaen Peygamber aleyhissalatü vesselama ihsan edilen fetihler ve galibiyetleri de içine alır. Yani sadece aslında o Nasr suresinde şey yok. Fetih Mekke yok. Neler var onu ileride göreceğiz. Başka başka fetihlere, başka başka şekillerde işaretler var. Bu işin sırrı da bu zaten. Ve madem bu manayı maksudun cüz'iyatına işaretle müjde vermek icazlı bir kelamın şe'nindendir. Eğer bir kelam icaz yani mucizelik barındırıyor ve karşı taraftaki insanları aciz hale getiriyorsa o birçok şeyi kendi cüzlerinde birçok mananın, o mananın birçok kısımlarını kendi parça ve cüzlerinde barındırır. Yani Nasr suresi eğer Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a verilen bir zaferden bahsediyorsa bu başka zaferlere dair küçük küçük işaretleri ve cüzleri, parçaları da kendi içinde barındırıyor demektir. Çünkü icazlı kelamın işi budur. Ve madem bu surenin nuzulü vaktinde Sahabeler müjdeyi ilahi ile mesrur olurken, burası da enteresan, madem bu surenin nuzulü vaktinde yani Nasr suresinin indiği zamanda sahabeler bu Nasr suresi içerisindeki zafer ve e, fetih müjdeleriyle mutluluk halindeyken Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hz. İbn Abbas e, radıyallahu anh vefat-ı nebeviyyi manay işaresinden fehm ile ağlamışlar. Sahih bir rivayet. Zaten tefsir kitaplarında genelde geçer i̇bn Kesir'de mesela geçtiğini biliyorum şu an. Ne diyor? Yani Nasır suresi indiğinde diğer insanlar sevinirken Hazreti Ebubekir Bekir e, Sıddık radıyallahu an ve Hazreti Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma vefat-ı nebevi mana işaretinden fehm ile ağlamışlar. Yani diğer insanların sevindiği bir mana atmosferinde e, bu iki büyük zat ne yapmış? İki büyük sahabi ağlamışlar. Neden? Bunu şimdi konuşacağız. Hem madem ali bir kelamın hurufatı, hem yüksek manaları barındıran bir kelamın harfleri ve heyatı tümü, yani heyat demek, tabi teknik bir gramer ifadesi bu Arapçadaki, cümlenin bütün cüzlerinin toplamı, o kelamın manasına kuvvet vererek, yani her bir harf, her bir vurgu, her bir hece, her bir kelime, kelimelerin birbirine bakan yönleri, ne yapıyor? O manaya kuvvet vererek teyit etmekle o kelamın dereceyi ulviyet yüksek derecesini ve mezayayı belagatı, o belagatın yüksek meziyetlerini ne yapıyor? Heyetindeki bütün işaretler aynı noktaya parmak basmakla ziyadeleştiriyor, kuvvetleştiriyor ve madem şu sureyi Nasr, şu Nasr suresi, yani İlaca suresi mütahdid ve cihle çok çok farklı yönleriyle hurufları, harfleri tevafuk münasebetiyle yani birbirine hem mana açısından hem lafsen hem de hesabi olarak az önce ifade ettiğimiz noktada hesabi olarak tevafuk münasebetiyle Futuhat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselama, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tüm fetihlerine ve Nusret-i Ahmediye vesselama, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tüm zaferlerine, galibiyetlerine parmak basar bir tarzda işaret eder. Çünkü neden? İcazlı bir kelamın heyetleri bunu yapmayı gerektirir. Şimdi aslında çok mesele tabii teknik bazı bölümleri var. Detaylandırmak istemiyorum. Daha nesnel net örneklerle karşınıza gelip konuşmak istiyorum. Devam edelim. Elbette şu mezkur esaslara göre bu risalede ve sair rumuzat-Kur'aniye risalelerinde yani Kur'an'ın böyle remizleri, işaretleri şeklinde bu ve buna benzer diğer risalelerde bahsedilen işarat-ı gaybiye yani gayba dair bir takım işaretler, gaybi bir takım olayların önceden bilinmesi ve tevafukat-ı harfiye, harflerin birbirine tevafuk etmesi, yalnız münasebatı belagat, ya belagat, kelamın o beli oluş münasebetleri ve irtibatları ve letaif kelamiye değillerdi. Sadece kelamın o hoşluğu, güzelliği manasında değildir. Belki o tevafukat, lemaat belagat ve leşat-ı fesat olmakla beraber işaret i Kur'aniye ve ihbaratı ı gaybiyen evindendir. Yani burada yine teknik bir bilgi verdi müellif. Tevafuk dediğimiz bu Kur'an ilimlerinde bir yer kendine edinen duru sadece bir takım müna belagat münasebetlerinden yani bir takım edebi ilişkilerden ya da kelamın bir takım hoş ve güzelliğinden ibaret değil sadece bu tevafukat e, sırrı içinde neler de var belagatın bir takım lemaatları yani ışıkları aslında görünmeyen ama dikkatli bakıldığında ortaya çıkan ya da fesahatın resahatleri o fasih bir kelam olan Kur'an-ı Kerim'in aslında gaybi sırları da barındırdığını bu bağlam açısından ifade eden bir takım damlalar, reşalar orada bizi bekliyor diyor. İşte bu da yine bu da işaratı Kur'aniye ve ihbaratı gaybiye nevindendir. Yani bunlar... Bunlar ki, burada diyor bahsedeceğim husus, Kur'an'ın işaretleri, işaret ettiği bir takım hadiseler, olaylar ve gaybi ihbarları gelecekten verdiği haberlerdir. Ez cümle uzattık. Sıddık radıyallahu Ebubekir Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve Hazreti İbn Abbas radıyallahu an ağlatan şu sure. Neden ağlamışlar? Bakın enteresan. Herkes sevinirken onlar neden ağlamışlar? Böyle şu sayfayı göstereyim. Siz de buraya bakın. Asıl önemli olan kısım bu. Giriş kısmı biraz usulle, prensiple alakalı bölümdü. Sayfayı çekersiniz. Niye ağlamışlar? Çünkü bu suredeki vestağfiruhu'nun vavına kadar 63 harf olarak. Bakın, Nasr suresinin İza ce -e Nasrullahü vel feth ve ra'eytan-nase yedhuluna fi dinillah bihamdi rabbike vestagfir. Buradaki vestağfiruhu'nun vavına kadar saydığımızda harfleri, Kur'an-ı Kerim'deki o harfleri 63 ediyor. Yani ömrü nebevinin aleyhissalatü vesselam nihayetine sonuna tevafukla işaret etmekle beraber. Demek ki o iki zatın ağlamasının sebebi buymuş. O işaretten anlamış ki tabi Arap ilimlerini, Arapçadaki Arap harfine ve Arap edebiyatına hakim olan bir nesil olduğu için onlar, özellikle bu iki zat çok çok bu meselede uzman olduğu için ağlamışlar. Bakmışlar ki ha, oraya kadar 63 harf var ve adeta peygamberin sanki şu anki ömrüne ya da işte yakın olan 62 ise 61 ise ki işte Mekke fethi 630-632 iki yıllık bir süreç. Demek ki o 63 harf ömrüne ömrü nebevinin selam nihayetine sonuna tevafukla işaret etmekle beraber. Burada şu dipnotu antiparantezi hemen söyleyeyim. Said Nusur Rahmetullah aleyhim bu tarz konulara girmesinin sebebi Kur'an'ın lafzının da ne kadar farklı mucizeler içerdiği meselesidir. Yani Kur'an'ın o mucizeler deryasından bize bir takım bardaklar sunmaktadır devam ediyor. Fesep bih bihamdi rabbike ve cümleleriyle işaret edilen üç mühim ve i nübüvveti manasıyla gösterdiği gibi yani aynı zamanda bu suredeki fesep bih bihamdi rabbike ve Burada işaret bu işaret bu cümlenin işaretleriyle beraber Peygamber Aleyhisselatü vesselamın üç mühim görevini ifa etmiş olduğu yine ağlamalarına sebep olan olayı tamamlayıcı unsurlar bunlar. Bu cümleyle beraber üç mühim vazife-i nübüvveti ifa ettiği manasıyla gösterdiği gibi 21 harfle o zamanda 21 sene o vazifeyi ifa ettiğine gene bu fesebbih bi hamdi rabbike ve peygamberin üç vazifesine 3 yani üç vazifesiyle beraber bu cümle içerisindeki 21 harf o zamana kadar bu vazifenin 21 senesini 21 senesini ifa ettiğine ve iki senesinin kaldığına ima ederek Sıddık ve Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinin ağlamasına gizli bir sebep olmuşlar. Ya. Ve surenin 105 harfiyle dikkatinizi çekiyorum. Sure toplamda Nasr suresi 105 harften oluşuyor. Surenin 105, 105 harfiyle Futuhat-ı Ahmediye'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o kurduğu devletin ve devletin devamındaki işte o halifelerle devam eden süreçte Futuhat Ahmediye'nin yani o İslam'ın fetihlerinin 105 sene zarfında, surenin 105 harfi, 105 sene zarfında şark ve garbı tutacağına, yani doğuyu ve batıyı tutacağına, doğuya ve batıya o fetihlerin yayılacağına işaret etmekle beraber bu surenin 105 harfi, Fesebbih bi hamdi rabbike makamı ebcediyle 428 senesine terakkiyat maddiye ve maneviyenin derece-i kemallerine işaretle beraber. Yine fesebbih bi hamdi rabbike'nin harflerinin ebced değerlerini topladığımızda 428 428 senesine kadar terakkiyat maddiye ve maneviyenin dereceye kemallerine işaret etmekle beraber ki İslam'ın altın çağı denilen çağ bu çağdır. Hicri 428'lere kadar devam eden bu çağ. Buna bakabilirsiniz. İslam'ın altın çağıyla alakalı hem İslam devleti anlamından hem İslami yaşantı, ihlas anlamında hem de bilimsel anlamda bu altın çağdır. O altın çağda aynı zamanda ne yapıyor? Fesebbih bihamdi rabbike cümlesinin makamı ebcedisi harflerinin ebced değerlerinin toplamı işaret ediyor. Ve dereceye kemal manevi ve maddi terakkiyatın kemallerine işaret etmekle beraber ennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâca cümlesinin makamı ebcedisi olan 1222'ye kadar o futuhat-ı Kur'aniye, yani o Kur'an hakikatlarıyla nispeten ilişkili olan fetihlerin devamı ve nusret-i diniye, dini zaferler devam edeceğine ve ondan sonra bir derece tevakkuf ve tedenni başlayacağına tevafukla işaret eder. Yani bu 1222 Hicri işte yaklaşık 1800'lere denk geliyor. İşte Karlofça anlaşması şeklinde işte Osmanlı'nın duraklama dönemi ve artık gerileme dönemi şeklinde ifade edeceğimiz o hakikati Kur'aniyeden beslenen fetihlerin ve dini genişlemenin, zaferin, gelişme döneminin duraklayacağına, tevakkuf edeceğine, duracağına tevafuk ediyor. Gerçekten çok enteresan. Hem ez cümle şu surede hurufatın, harflerin, tekraratının adetleri de manidardır. Şimdi bitmedi. Cümlede tekrar eden bir takım harflerdeki harflerin rakamsal değerlerinin toplamları da enteresan bir şeye tevafuk ediyor, denk geliyor. Şu sure-i Nasr'ın mevzuu olan, Nasr suresinin konusu olan fetih ve nusretin yani o Mekke fethi ve zaferinin cüz'iyatına işaretleri vardır. Yani başka fetihlerinde cüz'iyatlarına neler var? Haflerin tekrarlarında işaretler var. Mesela iki kardeş olan Lam ve Ra. Şimdi Lam ve Ra neden iki kardeş? Çünkü yani birbirine yakın. Konotik anlamda çıkış noktasında birbirine yakın harfler. İki kardeş olan lam ve ra sekiz tekerrürüyle Nasr suresinde sekiz kere tekrar etmesiyle Fethi Mekke'ye parmak basıyor. Mekke Fethi'nin tarihine bu harflerin toplamı parmak basıyor. Yine böyle bir tevafuk mucizesi de var. Vav ve Be yedişer tekerrürüyle bu da Nasr suresinin toplamında sayabilirsiniz bunları hep. Yedişer kere tekrar ediyor. Tabi bunları keşke böyle bir görsellerle falan gösterebilseydik. Vav ve B yedişer tekrarıyla yedinci senesindeki Sulh-u Hureybiye'nin neticesi gecesinde Mekke mukaddemesi olan Galibane Hacı Peygamberiye aleyhissalatü vesselam işaret ettikleri gibi sair hurufatıyla harfleriyle meşhur Futuhat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam Sure-i Kevser ve Ala'a muvafık olarak işaretleri var. Buralarda detaya girmiyorum ama bu şekilde de gene Vav ve B harfi de yedi tekrarıyla Hudeybiye'ye ve Fethi Mekke'ye işaret ediyor. Ez cümle Besmele ile beraber İzâ -e nasrullahi sekiz kelimatıyla, sekiz kelamıyla ve Nasrullah kelimesinin 8 harfiyle dikkat edelim. Besmele ile beraber İzâce'e Nasrullah ifadesi 8 kelime ve Nasrullah kelimesinin 8 harfiyle Nasrullah kelimesinde 8 Arapça harf var. Ve Nasrullah'taki R'a'nın 8 tekerrürüyle 8 kere Nasrullah'taki ra'nın tekrar etmesiyle yani sure boyunca ve lam'ın yine 8 tekerrürüyle yine 8 kere tekrar etmesiyle bu surenin sarahatle açıktan açığa beşaret verdiği, müjdelediği fetih Mekke'deki Mekke fethindeki Nusreti İlahiyenin tarihi olan 8. sene-i hicriye Hani 8. Hicri yılda bunun gerçekleşmesine yani 628'de tevafuk sırrıyla işaret ettiği gibi bu harflerin gene tekrarlarda ne yaptı? O 8 tekrar hikmeti 8. senedeki Mekke'nin fethine işaret etti. İzadan ta ve ya kadar. İşte İdâca Nasrullah ilahir ve ya kadar olan 14 kelimatıyla suredeki 14 kelime, Vel fethdeki fe, te ve ha'nın 14 adetleriyle bakın gene 14 üzerinden gidiyoruz şimdi de ve İza ca en cümlesinin bu cümlenin 14 hurufuyla 14 harfiyle hem Nasrullah Feth fıkrasının yani bu bölümün yine bu cümlenin 14 ile 14. seneyi hicriyesindeki enteresan bakın bu heyetteki bu 14 tevafukları kaç tane tevafuk 14 tevafuk saydı işte Vestafir'den idaceye kadar olan 14 kelime FT ve Han'ın 14 kere tekrarları bak ayrı ayrı hepsi aynı noktaya parmak basıyor ve izaca Nasrullah cümlesinin 14 harfi ve hem Nasrullah vel Fet fıkrasının 14 harfi 14. sene-i hicriyesinde hicretin 14. yılında 646'lar falan oluyor. 14. sene-i hicriyesindeki Feth-i Şam'da ihsan edilen Nusret-i Harika tarihine tevafuk sırrıyla işaret eder ve hakeza. Ne yapıyor? Yine o halifeler dönemindeki fetihlere de Nasr suresi işaret etmiş oluyor ki Şam'ın Fetih tarihi Hicri 14. seneye işaret ediyor. Pardon o şey yanlış söyledim. Peygamber sallallahu aleyhi vefatından itibaren değil. Hicretten itibaren 14 sene yani 630'deki 634'teki Şam'ın fethine ve nusret Harika'ya işaret ediyor. Yani Hazreti Ebubekir döneminin sonu oluyor. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer döneminin devreye gireceği zamanlar. Şimdi devam ediyorum. Çok uzatmayacağım. Yine bununla alakalı başka bir bölüm var. Orayı Burada her yeri okumayacağım. Sadece belli bir bölüm okuyacağım. Okuyacağım bölüm şurası. Onun resmini şöyle göstereyim size. Bakın harflerin az önce ifade ettiğimiz o genel manaları harf harf söylüyor müellif. İkinci mesele Futuhat-ı Muhammediye aleyhissalatü Vesselamla ve nusret i Ahmediye aleyhissalatü vesselama işaret eden İzace e suresi elbette Futuhat içinde mühimlerinden olan yani o fetihler içerisinde önemlilerinden olan fetihlere işaret ediyor demiştik bu sure. Mühimlerinden olan Fetih Şam ve Fetih Beytül Maktis, Kudüs'ün fethi ve Fetih Irak, İran fethi, e fethi ve Fetih İstanbul gibi hadisat hadisata, hadisata azimeye işaret eder. Demek ki İzaca Suresi içerisinde Şam'ın, Kudüs'ün, Irak'ın ve hatta İstanbul gibi beldelerin, büyük beldelerin fetihlerine işaret var. Evet, İzaca cümlesi Nasır'daki nun'a nüsrete beşaret için dahil olarak. Şimdi burada bütün şeylere girmek istemiyorum çünkü çok ağırlaşacak ders o zaman. Nasır'daki idaca en nasrullah diyoruz ya o Nasır'daki nun nusrete, zafere, beşaret için dahil olarak 757'deki feti İstanbul'un mukaddemesi olan 757'deki Hicri 757'deki Fethi İstanbul'un mukaddemesi olan Süleyman Paşa'nın muhasaray meşhuresine, meşhur Süleyman Paşa kuşatmasına Sure-i Kevser'in El Kevser kelimesiyle işaret ettiği gibi o da aynı şekilde onu da inceleriz eğer istek gelirse başka bir videoda Kevser suresinin de nelere bu şekilde işaret ettiği tevafukla işaret eder. İza den sonra melfuz hurufun yani telaffuz edilen hurufun vavı ve raayte'ye kadar neticeyi i fethe, raayte cümlesine kadar neticeyi fethe, fetin sonucuna işaret olarak vav ve raayte dahil olmakla 857'deki 857'deki İstanbul fetine yine bu surenin harflerinin toplamı işaret ediyor. Başka birçok surede gene aynı bağlamı bize sunuyor. Onları da yer yer, onlara da yer yer işaret ediyor müellif. Evet. İstanbul'un fethinden örnek verdi en son. Sure-i Kevser gibi El-Kevser'deki K ke ile tevafukla işaret ettiği gibi onu tasdiken ve teyiden birbirine şahit olarak müttefikan gösteriyorlar. Ve hem Ennâsi yedhulûne fî dinillâhi efvâce tevafukla işaret ettiği gibi onu tasdiken ve teyiden birbirine şahit olarak müttefikan gösteriyorlar. Hem Ennâsi yedhulûne fî dinillâhi efvâce 1122 makam evcedi adediyle bunu daha önce söyledik. Sure-i Kevser ve Sure-i Feth ve ayet inna fetehlâneke fethen gibi müteaddit sadık şahitlerin şahadetleriyle diğer ayetlerin lafızları ve lafızlarının harflerinin toplamının ya da tevafuk ya da ebced noktasındaki ilişkisel toplamın ya da matematiksel toplamın işaretlerine binaen bu sure o adediyle Futuhat-ı Kur'aniye'nin devamı, Kur'ani fetihlerin devamına ve insanların fevç fevç, aynı o Nasr suresindeki gibi ifadeler gibi İslamiyet'e dahil olmaları ta 1122'ye kadar istimrarına işte Karlofçı'ya kadar diyebiliriz ve ondan sonra tevafukuna işaret ediyor. Şöyle her tarafta teyit eden, desteklenen bir işaret elbette ve elbette delalet belki de sarahat derecesine çıkar. E bu kadar farklı lafızlarla aynı nokta tamamen matematiksel olarak aynı şeye denk geliyorsa elbette ki bu bir işaretten çıkar artık. Bir sarahat açıklık derecesinde bir durum olur. Bu kadar kafi, çok da detaylandırmaya gerek yok. Umarım faydalı olmuştur. Ne anlatmak istediğimi özetleyeyim. Yani aslında Nasr suresi e, mana itibariyle ve sebeb-i nüzul açısından sadece o çağdaki Mekke'nin fethine bakmakla beraber aslında peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinin, peygamberlerden sonra gelen özellikle halifelerin ve ümmetin önemli fetihlerine de harflerin, Arapça harflerin rakamsal ebced değerleriyle ve tevafuklarıyla ve harf kelimelerin kendi manasıyla beraber, mesela Nasır kelimesi ne, neye işaret ediyor? Zafer'e. Nasır kelimesi, Nasır kelimesinin yani sure zaten Nasır suresi, Nasır kelimesi zafer'e işaret ediyor. Nasır kelimesinin içerisindeki harflerin toplamları bir takım fetihlere diyelim ki e, işaret ediyor. Kısaca bu böyle bir şey, bu manada bir noktayı ifade etmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz derslerin devamını istiyorsanız bu videonun altına bir şey sabitleyeceğim, yorum. O yorumu beğenerek ya da o yoruma yorum yaparak abi kesinlikle Kevser'i de bekliyoruz, Fatiha'yı da bekliyoruz. Başka bu tarzda felak, nas surelerindeki gaybi sırları, işaretleri, mucizeleri de bekliyoruz diyorsanız oralara gelip yazın. Ben de isteğe göre bunları devam ettireyim. Neden? Çünkü biliyorsunuz birçok derslerimiz var. Konuşmamız gereken birçok mesele var. Yani sırada olan birçok video, hatta depoda olan birçok video ve konu var. Ama bunları işte yetiştirmek Bunlara zaman ayırmak malum. Bir e, geniş zaman isteyen durum. Welhamdulillah Rabbil Alamin.